Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün keçi boynuzu ekim videomuz olacak. Nevzat Usta'yla beraber işlemiz. ekim çukurunu hazırladık. Nevzat Usta sen fidanı yatan ayarla. Ekim çukurunu ayarladık. Şimdi keçi boynuzu harnup ekeceğimiz alanı tekrar açacağız. Ekim çukurumuzda ne var arkadaşlar? Bir çuval hayvansal gübre var. Bu keçi gübresi olur, sığır gübresi olur, koyun gübresi olur. Hepsi olur. İşte bir söylem var. Koyun gübresi, bir de o çıktı. Onun da bildiğimiz yok nasıl çıktı da. Koyun gübresi meyve ağaçlarını sarartır, yakar vesaire. Yakmaz arkadaşlar. Fermentasyonunu yapın. Nasıl yapıldığı hususu zaten daha önce anlatmıştım. Ya da videonun sonunda kısaca geçeriz unutmazsak. Şimdi ekimimizi yapacağız. Ekimimizin arkasını onu da anlatayım. Keçi, koyun, sığır, solucan gübresi ki keçi boynuzuna solucan gübresini biraz zor kullanırız da kullanmak isteyen olursa kullanabilir tabi. Şimdi arkadaşlar nerede usta? Şöyle yapalım bakalım bir. Ha iyi iyi. Dur. Şimdi hususları sırasıyla anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bakın. Dıştan çıkan bir ağaç. Tabi 5. ayın ilk haftası arkadaşlar. 2022. Hala akşamları gazakla dolaşıyoruz. Dolayısıyla ekimlerimiz de bu ay, bu sene, iki sene, iki ay, bir ay, bir buçuk ay gibi zamanla şey oldu, sarktı. Bakın iki tane fidan çıkıyor. Bu devamlı soruluyor arkadaşlar. Bunu en dibinden çıkaracağız. Bu tabi uzun. Biz bir kestik. Tekrar dibinden tekrar çıkmış kestik. Kesinlikle tek bir öyle çıkaracağız alttan. Bu çulsuz çok soruluyor. Kök yapısı sağlam olduğundan dolayı çok fazla şeye gerek yok. Hani altını çıkarıp ondan sonra kenarını çizip oturtma gibi eyleme de girmenize gerek yok. Keçi boynuzu arkadaşlar olağanüstü bir kök yapısına sahip. Dolayısıyla dağılma falan yapmaz. Ama siz gene de dikkat edin. Ben öyle dedi diye paldır küldür yapıp sonra fidanımızı zayi etmeyelim. Evet. Bu saksı da arkadaşlar torbada da olabilir. Gördüğünüz gibi. Olağanüstü bir kök yapısı. Kendi fidanımız. Şimdi yanında çizeceğiz. Şöyle. Çıkaracağız. Uygulamamızı yapacağız. Çok yanlışlar yapılıyor arkadaşlar. Keçi boynuzu harnut ekimlerinde. Bir kere yapalım. Gelen videoların hepsinde çok derin ekilmiş. Arkadaşlar her fidan bakın. Sadece keçi boynuzu değil. Tüm fidanlar toprak yüzeyi ile aynı seviyede ekilir. Yani toprak yüzeyi ve kese ya da şey saksının üst toprağı şurası. 0-0 olmalı arkadaşlar. Ve bunu sağlamasını mutlaka yapın. Şöyle yapacağız. Evet gördüğünüz gibi 3 parmak. Tek parmağı düşüreceğiz bunu. 2 parmak da altını dolduracağız. Derin olursa ne olur arkadaşlar? Derin olduğunda bu fidan fidanın gelişimi yavaş olur. İşte ek diktim, sürgün vermedi vesaire konuşur durursunuz kendi aranızda. Ona bunu sormaya başlarsınız. Derin kesinlikle ekmeyeceğiz. Tekrar sağlamamızı yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir parmak. Bitti. Bu kadar. Heleğimizi kuzuya çakacağız. Şöyle. Evet. Evet. Nevzat Usta. Dolduralım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bakın. Keçi boynuzunun ana toprağı ve bizim yüzey toprağımız. 3 aşağı 5 yukarı aynı seviye. Bir parmak kadar toprak bilmesi kafi. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunu can suyu vereceğiz. 2 kere can suyuyla sulayacağız. 2 kerenin sebebi şu arkadaşlar. Topraktan mı otursun, hava kalmasın. 5. ayın ilk haftasındayız. Bu elimler eskiden Şubat ayında, Mart ayında yapıyorduk ama şu an yapma şansımız mümkün değil. Havalar çok sert geçiyor. Ve bu fidanlar da korunaklı alanlardan çıkıyor. Korunaklı alandan çıkan tüm fidanlar arkadaşlar kötü hava şartlarında ekilmez. Bu aklınızın bir kenarında dursun. Sonra fidanınız geriye gider. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bağlama işlemini yapıyoruz. Her zamanki gibi tekrar söyleyeyim. 8 yapacağız. Hocam yaklaş. Bakın. Şu bağlama noktası devamı 8 olacak. Sebebin
her videoda anlattığım gibi tekrar söyleyeyim. 8 yapmazsak arkadaşlar bu fidan yerinde oynar durur. Oynamayacak. Oynamaması için de orayı 8 yapacağız. Ve arkadaşlar pamuklu bir ip ya da dokum ipleri var. Biraz sünen özel dokum ipleri var. Biz tabi bu dokumayı kullanıyor ama biz de kendi işimize entegre ettik. Güzel oluyor. Ve güneşte de çok çabuk yıpranmıyor. Bağlamalarımız arkadaşlar sıyırtma yapalım. Gelip geçirken hani gevşeme falan yaparsa bu fidanımızı tekrar sıkartalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kötü bir kıştan çıktık. Dolayısıyla yapraklar, bu sorularda çok fazla. Yapraklar yıpranmış, biraz kararmış, sararmış. Bunlar normal arkadaşlar. Bakın, bunu hep devamlı suretle soruyorsunuz. Bunlar normal. Bakın, sürgün çalışıyor. Gördünüz mü? Yemyeşil. Orta sürgün çalışıyor. Aşı ne zaman yapılacak? Ne olsun? Biraz daha dolduralım kenarını. Gübreleyeceğiz. Aşı ne zaman yapılacak arkadaşlar? Bakın, hocam yaklaş. Şurası ortalama kurşun kalemi geçmiş. Şurası çil parmak deriz o şekilde. Yani iki kurşun kalınlığında. Buradan yapabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz ama ince yerden yapabilmemiz için bu işi çok iyi bilmeniz lazım. Ya da 5. ayın başındayız. Ekim ayını bekleyin arkadaşlar. Ekim ayında yaparsanız bu baş parmak gibi olur. Sulayacağız çünkü suladığımız andan itibaren büyüme hızı kat kat katlanır. Keçi boynuzlu harnub arkadaşlar kesinlikle kesinlikle sularsak tutamazsınız bu ağaçları. Bir portakal mandalinadan daha hızlı yürür. Ha dağda su istemez. Doğada oluyor. Dip kökü olduğundan dolayı arkadaşlar metreleriz aşağıya kök yapısı oluşuyor ve şeye gerek kalmıyor. Sulanmaya gerek kalmadan kış suyuyla yazı da o şekilde geçiriyor. Ama kesinlikle keçi boynuzlu harnub sulanır. Bundan bilginiz olsun. Şimdi biz bunu ortalama bir 60-70 litre suyla birinci sulamamızı yapacağız. İstiyorsanız şey kullanın. Mantar ilacı da kullanabilirsiniz. Biz kullanıyoruz. Çünkü hayvansal gübre kullandık. Bir çuval arkadaşlar ekim çukuruna. 1 metre altına 1 metre yayvanlığının ekim çukuru var burada. Bir çuval hayvansal gübreyi kullandık. Şimdi yarım çuvalda ne yapıyoruz? Üstüne sulamalarımızda şerbeti geçsin. Gördünüz mü arkadaşlar? Korkmayın. Hayvansal gübreden hiçbir şey olmaz. Bu kullandığımız arkadaşlar koyun gübresi. Keçi ya da davar gübresi. Sığır gübresi. Hepsini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi keseniz sağlam solucan gübresi kullanın. Ama şu an keçi boynuzlu harnuba solucan gübresi kullanma şansımız bizim yok. Yani çuvalı 100 ve 150 lira arasında değişiyor. Şimdi arkadaşlar sulamalarımızı yaptığımızda bu gübrenin şerbeti alta geçecek. Altında var. 500 numara beslenecek ve şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Organomineral taban gübresi. Biliyorsunuz NPK. Ondan da dikim esnasında 150-200 gram verebilirsiniz. Bizim hayvan gübresi çok olduğundan dolayı NPK kullanmadık. Ama kullanın. Siz kullanın. Güzel, hoş olur. Başka arkadaşlar, keçi boynuzlu harnupla alakalı soracağınız sorular varsa lütfen kanalımıza yazın. Kanaldan size geniş bir şekilde yardımcı olmaya çalışalım. Aşısıyla alakalı, büyümesiyle, hastalığıyla alakalı hangi periyotlarda ne yapılması lazım? Bu konularda aynı şekilde kanala mesaj yazarsanız çözmeye çalışırız inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.